vatan için, bu topraklar için, bütün Türk alem için, İslamiyet alem için şehit düşmüş nice, nice ulu, aslı şehitlerimiz için sayın. Hep birlikte bir tane başımızı söyleyeceğiz. Bir tane başı olmaz. Sayın Dekanım, Sayın İl Müftüm, Sayın İl Eğitim Müdürüm,
Tekirdağ'da hizmet veren dairelerimizin sayın il müdürleri, Türk Ocakları'nın değerli temsilcileri, değerli üyeleri, toplantımıza şeref veren saygıdeğer misafirlerimiz, basınımızın gücüyle temsilcileri, Türk Ocakları Tekirdağ Kulübesi olarak düzenlediğimiz ve şairimizin ezanlar buz tutmuş minarelerde, yaylalar vermiş bir töremiz nerede, yolların hasretle bittiği yerde, her dağ yamacında bir mezar düşür, mısralarıyla durumlarını anlattığı Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk insanının dününü, bugününü ve yarınını. Bu milletin uğruna adamışım kendimi ben. Bir doğrunun imanı bin evri güzeldir. Zulüm vatay olsa da hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalar ölüm bile güzeldir. İnancıyla hareket eden Doktor Sadık Ahmet Beyefendi'nin konuşmacı olarak katıldıkları toplantımıza değer, gönül ve şeref verdiğiniz için hepinize şahsım ve yönetim kurulumuz adına kalbi şükranlarımızı arz ediyorum. Bu akşam bu kapalı salonun maddi ve manevi havasının çatısının altında Batı Trakya'dan gelen kardeşlerimizle Doğu Trakya'nın birincisi olan Tekirdağlı ve sağdan soldan toplantımıza değer veren insanlarımızı bir arada görmenin mutluluğunu, hazzını yaşıyoruz. Kavuşturana şükürler, kavuşanlara müjdeler olsun. Hoş geldiniz. Her meslekten, her eğitim seviyesinden, her siyasi partiden Tekirdağlıları Türk Ocağı çatısının altında bir araya getirebilmenin huzuruyla ve Türk'ü bağrından hançerlemek isteyen vatan hainlerine sınır ötesinde şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı harekatı selamlıyor, hizmeti geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Tarihin garip tecellisine bakınız ki bu güzel toplantımızın olduğu bugün aynı zamanda Türk dünyasında 21 Mart Nevruz günleri kutlanıyor. Vatan hainlerinin kutladığı Nevruz'dan daha değişik. Bütün Türk dünyası gönül gönüle aynı iman ve aynı inancı paylaşarak bu mutlu güne ulaşmanın bahtiyarlığını tutuyorlar. Saygıdeğer misafirlerimiz, Türk Ocakları 1912 yılında kurulmuştur. Kökü dışarıda olmayan öz ve öz milli kuruluşumuzdur. Senin davanın takipçisi, gönlü, ruhu ve imanıyla bu millete bağlı insanların kurduğu ve ilahi kelimetullah davasının günümüzdeki mücahitleri tarafından fikri faaliyetleri devam ettirilen bir ocaktır. Türk Ocakları bugün ülkemizde görülen üzücü olaylara rağmen daima milli ve manevi değerlerin yanında olmuş, milli varlığımız ve bütünlüğümüz üzerinde son derece hassas davranmış, bizi biz yapan değerlere, aşk derecesinde, iman derecesinde, sevda derecesinde bağlı olmuş insanların kurdukları bir mukaddes yuvadır. Türk Ocakları'nın gayesi, milli kültür ve milli şuuru geliştirmek, Türk milliyetçiliği fikrini yaymak, milli bünyemizi sarsan fikri buhranları ve kavramlar anarşisiyle mücadele ederek, milli varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp devam ettirmektir. Bunun için fikirde ve davranışta milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek temel ülkümüz,
temel hedefimizdir. Gaspıran İsmail'in dilde, fikirde, işte birlik şiarı bizim de ülkümüzdür. Bizim davamızın da temel prensibidir. Türk ocakları 250 milyona varan Türkler dünyasıyla yakından ilgilenerek pek çok heyetleri Türkiye'ye davet etmiş ve onları Türkiye'ye ağırlamıştır. Türk dünyasının önde gelen şahsiyetlerinin Türkiye'de temaslar kurmasında, kamuoyunu oluşturmasında ve bu kişilerin fikirlerinin herkesin ulaştırılmasında Türk ocaklarının önemli bir rolü vardır. Bizim bu akşam düzenlediğimiz toplantıda temel gaye itibariyle bu muhtemayı itibar etmektedir. Saygıdeğer misafirlerimiz, Türk milleti bugün tekrar kavgamlı ve buhranlı günler içine sürüklenmek istenmektedir. Şer kuvvetlerin şahsi menfaatleri hesaplarıyla kışkırttığı ve desteklediği yürücü hareketler yurt içindeki cahilliği, yolunu şaşırmıştı, kendini bilmezlik, bilgi şuurdan ve bilgi yüzünden yoksulluk gibi davranışlarla bu ihanet emeline bir zemin hazırlanmak istenmektedir. Bu ortamda Türk milletinin birliğini ve Türk vatanının bütünlüğünü parçalanmak ihanet ve şer ocaklarının temel gayesidir. Türk vatanı bir bütündür. Asla parçalanamaz. Onu bölmeye çalışan hakimiyetlerin mutlak sürede kırılacağına anlaşıldığı yüksek huzurlarında bir defa daha yapıyoruz. Türkiye'nin bugün her dönemden çok dinliğe ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ayrılık konuları yerlere karşı hassas olmak, birlik, beraberlik, sabır, hoşgörü, sevgi ve kardeşlikten taraf olmak mecburiyetindeyiz. İnsanımız tarih boyunca sizlerin mücadelesini vermiş. Mahkum milletlere örnek olmuş, büyük Türk milletine karşı kurulmak isteyen tuzakların elbette bir farkındadır. Her dönemde Türkiye'nin düşmanları Türkiye'yi çökertmek için uğraştıklardır ve kainatın sonuna kadar da bu mücadelelerine devam edeceklerdir. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik tehlike dış kaynaklı terör örgütüyle Türkiye'nin rahatsız edilmesine müsait bir ortam hazırlamaktadır. İslam'la şereflenmek, Anadolu'yu ve Balkanları vatan yaparak baş kurullarını bizim Anadolu'dan atmak için temel tercihlerinin önemli kurullarından birini teşkil eder. Saygıdeğer misafirlerim, asırlarca aynı Allah'a inanmış, aynı İslam'ın şanlı peygamberine ümmet olmuş, aynı kıbleye müddetmeş vakit yönelmiş, aynı yüce kitaba inanmış, Galicia'da, Sakarya'da, Malazgirt'te, koyun koyuna, kucak kucağa, bir devletin kucağında şehit düşmüş, kız almış, kız vermiş. En büyük fitnedir. Girmeden tebrika birliklerine düşman giremez. Toplu ruhlu tebrikler, onu top kendinden sindiremez diyor büyük abim. Hiçbir devlet, mağdurumuz olduğu üzere yıkılmak için kurulmamıştır. Hiçbir millette yok olmak için teşekkür etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti yıkmayı, Türk milletinin parçalayıp yok etmeye hep olan düşman güçlerin bu efendilerin uzaklarında kalacağına inandığı bir kere daha açıklamak istiyoruz. Saygıdeğer gönül dostlarımız, Batı Trakya'da yaşayan düşman güçlerin meseleleri son günlerde yeniden ön plana çıkmıştır. Lozan'dan bu yana Yunanistan ara vermeden Batı Trakya'da Türklere sistemli bir şekilde soykırım gayet etmektedir. Son yıllarda ve bilhassa son günlerde Batı Trakya'da Türklere karşı işlenen zulüm, baskı son derece artmıştır. İnsan hakları mevzusunda çifte çizanlar kurulan ve insan hakları emperyalizm gayretinin bir bağlı olarak kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin
Mehmet'in ardını bakıp ederler. Acaba bu kere bir kopalaya bulunur olsaydı, dünya nasıl ayağa bakardı? Türk milletinin sahip olduğu İslam imanında her yine sinatına, bütün mabetlere sadece saygı ve hoşgörü gösterdi. Bu saygının ve hoşgörünün Batı dünyasındaki karşılığı seçilmiş bir güç olan Mehmet'in ağanın onay zindanlarla sürdürmesidir. Saygılar sahibimiz. Rumeli'den Türkleri almak, İstanbul'u geri almak ve Viyana Bozulu'ndan sonra Batı'nın temel hedefi olmuştur. Bugün dünya üzerinde bir Sırp, Yunan, Rus, Ortodos ittifakı gündemdedir. PKK'yı Lavrion ve diğer kamplarda besleyen, silahlandırarak Türkiye'nin içine bir fitne unsuru olarak sokan da bu Halikarya sözcüsüdür. Kıbrıs, Batı Trakya, Bosna, Kafkaslar, Azerbaycan, Türkiye'nin ileri karakollarıdır. Buraların kaybı, Türkiye üzerindeki emellere davetiye çıkarmak demektir. Onun için Rumeli'yi unutamayız. Kıbrıs'ı, Azerbaycan'ı, Türkistan'ı, Batı Trakya'yı hiçbir unutamayız. Tarihimizin 500 yıllık bir aydınlık dönemini hangi elbise sildirebilir? Kanımıza, ilimize işleyen Rumeli Türklerini hangi dil susturabilir? Rumeli Türklerinin mezar taşlarında bile bayrağımızın ay yıldızı papatya papatya açılırken gözlerimizi Rumeli Türkünden nasıl kaçırabiliriz? O güzelim Rumeli Türklerini söyleye söyleye Rumeli'yi nasıl inkar edebiliriz? Nur yüzlü kadınların seccadelerine düşen gözyaşlarından, padişah kürmelerinden Allah'a açılan avuçlardan, evladı Fatiha'nın neslinin haklı sistemlerinden rahatımız bozulmasın diye mi Edirne'den İpsala'dan öteye elimizde kalın bir perde çekeceğiz? Rumeli'yi, Batı Trakya'yı, Üsküp'ü, Kırcal'ı unutmak kendimizi inkara kalkışmaktan başka bir şey değildir. Türkiye'de hür ve müstakil yaşamak için Rumeli'yi unutamayız. Bugün sokaklarımızın kana boğan anarşi, Türkiye'yi Balkanlara benzetmek, Bosna'ya benzetmek çırpınışından başka nedir? Balkanlarda neden yenildik? Rumeli'den nasıl çekildik? Koskoca bir imparatorluğu nasıl dağıttık? Bu soruların cevabını bilmeden, öğrenmeden Anadolu'da, Türkiye'de yaşayamayız. Anadolu'da varlığımızı devam ettiremeyiz. Şimdi Rumeli Türklerde, Türkleri uzak topraklarda bir atar damar gibi. Şimdi Rumeli Türkleri tohumun toprağa, toprağın suya, havaya, güneşe duyduğu ihtiyaç gibi Türkiye Türkünün ve devletinin ilgisine, sevgisine muhtaç. Anadolu'yu sevmek, Türkiye'yi düşünmek, Türkiye'yi bütün ayrılıklardan temizlemek elbette ki kara sevdamızdır. Ama yüreğimiz dünyanın neresinde olursa olsun Türk olan, Müslüman Türk olan, Türkçe konuşan, Türk gibi düşünen kardeşlerimiz için de çarpmaktadır. Onun için bir defa daha açıyoruz. Rumeli'yi unutamayız. Kerkük'ü, Azerbaycan'ı, Türkistan'ı, Batı Trakya'yı, Üsküp'ü unutamayız. Unutamayız. Edebiyatımız, velhasıl bizizdir.
bize anlatan şiirimizdir. Şimdi size şiirini okumak üzere Batı Trakyalı kardeşimiz İkbal Ali'yi davet ediyoruz. Doktor Ahmet kimdir? Onu tanıyan var mıdır?
İnanıyoruz ki Türkiye Türkiye'yi ve bizler Doğu Trakya insanları onu çok iyi tanıyoruz. İşte doğru. Sağ Ahmet Türk milletinin gözbebeğidir. Gümüşçü'de bağımsız milletvekilliği Selanik Tıp Fakültesi mezunu Yunan vatandaşı Türk. Yunan Parlamentos üyeliği. Tüm Sağlık Ahmet. O Lozan'ın ardından 70 yıla yakın bir süre Yunan Müslümanlığı diye horlanan etnik kimliği yok sayılarak baskı altında Yunanistan'daki Türkleri kısa bir zaman içinde parlak tutacak bir idar, sevap ve kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle kimlik sahibi yaptı. Batı Trakya, Türk Müslüman halkı, Yunanistan'daki bütün baskı ve seçim oyunlarına telafi hapishanelerden polis mahkemelerine kadar sürdürülmesine rağmen Doktor Sadık Ahmet'in Batı Trakya'nın her köşesine ayak basarak bir doktor, bir aydın ve onların haklarını dimdik içinde savunan özdeşli faaliyetlerini her seferinde onu Atina'daki Yunan Parlamentosu'na seçerek vefa etmeyi ve direnme ruhunu ortaya koyuyor. Fakat şimdi doktor mecliste değil. Çünkü barajı kırıldı. Ama o Birleşmiş Milletler AGİT, Avrupa Bayramı'nı İstanbul Konferansı gibi her konuda, her konuda Batı Trakya Türkiye'nin hak, hem de zorla hem de yani haklarını her platformda yılmadan, usanmadan, postlara arıyor, savunuyor. Biz de soruyoruz. Bir Türk olarak bizim de aynı soydan gelen, aynı kimliği taşıdığımız, aynı devletin vatandaşları olarak yüzyıllarca beraber olduğumuz sadece 1923'te çizilen sınırlar, öte tarafta kaldıklar için aynı düşünün kardeşlerimizin hak ve taleplerini desteklememiz doğal değil. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Doktor Sadık Ahmet'i huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Efendim, Sayın Müdür, Sayın Kurulmuş Başkanları, Sayın Basın Mensupları, çok değerli Keşir Dağlı ve çevresinden gelen dinleyiciler, bu akşam sizlerle birlikte bulunmaktan gerçekten mutluyum. Arkadaşlarımla beraber bulunmaktan mutluyum. Ve bize bu sevinci veren, bu şerefi veren, sizlerle beraber olma fırsatını veren Tekirdağ Büyük Ocakları Başkanı Sahip Hikmet Yıkılmaz ve Görevli Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Trakya'nın doğusu da batısı da birdir. Meriç bizi ayıramaz. Çünkü biz biriz. Aynı dil konuşan bizler Yunanistan'ın yutmak istemesine rağmen dimdik ayaktayız. İsterse gelsinler görsünler. Ne yaptıklarını zannediyorlar ki bugün bizi kapı bile kapısından salmadılar. Yunan entrikasıyla, Yunan oyunlarıyla 1,5 saat geciktirebildiler. Ve Tekirdağ'a gelmemizi 3 saat geciktirebildiler. İşte dünya bizi 3 asır da geciktirse yine bizi dayatabilirler. Biz gittiğimiz yere sağlam gideriz ve gittiğimiz yerde biz bırakırız. Dedelerimizin mezarını bırakıp onlar gibi geriye dönmeyiz.
Biz arkamızda yazan sesleri bırakıp geri kaçmayacağız. İşte Bosna 3 yıldan önündük ayakta ölmelerine rağmen. İstek işte Çeçenistan, 1 milyon Çeçen Müslümanı koskoca dev zannedilen Çipoş Rusya'ya baş belası oldu ve onu çökertecekler. Diğer Türk Cumhuriyetleri de ayağa kalkıyorlar. Biz onları görmemiz lazım. 250 milyon Türk bugün ayaklarda. Dünyanın korkusu budur. Bunun için soğuklar. Türklükten korktukları için ayet Türkiye diye bizim milletimizi birbirine düşürmek istiyorlar. Çünkü yıllar evvel komünist ve faşist diye birbirimize düşürdüler bizi. Demokratmış, komünistmiş. Daha sonra koyun İslamcı ve yine uzak kişiler olarak bizi parçalamak istediler, başaramadılar. Bugün de başaramayacaklar. Çünkü Alevi de Türk, Sunni de Türk, hepsi Müslüman ve hepsi dinlik arasında aynı bir Türk dünyasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'yle olarak oynamasınlar. Bizimle de uğraşmasınlar. Çünkü bizlerle baş edemezler. Malatya Savaşı'ndan beri bizi Anadolu'ya sokmamak, Avrupa'ya sokmamak, daha sonra Avrupa'dan atmak ve nihayet bizi Balkanlar'dan atmak istediler fakat atamadılar. Çünkü biz orada kalacağız. Benim köylüm Atatürk'ün Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yoktan var eden Osmanlı'nın yıkılmış, yanmış İmparatorluğun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına Türk'ün emin eliydi. Benim akrabam 3 yıl onun sigarasını taşımıştı ona, onun yanındaydı. Gelip onlar savaştı, Yemen'de onlar savaştı, onların ruhu idi bizim ayakta duracak. Sizin yıkma bakar. Yunanlı, Bulgar, Balkanlardan Türkler atmak istiyorlarsa geç kaldılar artık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti onların bildiği 1919'lardaki daha evvelki 1930'lardaki Türkiye değil artık. Dimdik ayağa kalkmış, bilinçli insanlarıyla ayağa kalkmış, dünyanın dört tarafında kendini ispatlayan bir Türk durumuna gelmiştir. Ne kadar uğraştılar boşuna, 3-5 yerimizi, 3-5 genç kardeşimizi şehit etmekle başlayıp bir şey yapamayacaklar. Yalnız Batı dünyası olsun, Doğu dünyası olsun. Örtülü veya açıktan kışkırtanlar Türkiye'yi parçalamak için destekliyorlarsa insanlıktan utansınlar, demokrasi varsa utansınlar, insan hakları varsa utansınlar, bedeniyet varsa utansınlar. Kendisi gerçek yüzlerine hakkı göstersinler. Batının ne sömürgesiyiz, ne batının şamar olanıyız. Ama hakkımızla, alnımızın teriyle ve dedelerimize layık Osmanlı İmparatorluğu'na layık insan olarak yaşamaya biz teriyiz. İşte bizi Balkanlardan atmak için karar verdikleri zamanda tabi Yunanistan da bunlardan bir parçasıydı. Bizi rüyasında da görmek istemez. Benim her sınırdan geçtiğim dışında belki kim neler düşünüyorlar ama onlar düşünsünler. Mühim olan bizim ne düşündüğümüz ve bizim ne yaptığımızdır. Biz Balkanlara geçen Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Anadolu'dan gelmiş Konya, Karaman bölgesinin Türkleri olarak buralarda dimdik ayakta kalacağız ve buraları yaşatacağız. Balkanlar bölünemezse, Eşref Kuşçubaşı'nın ruhu yanımızdadır bugün. 1913'te Batı Trakya'da Hedefli köyünde Cumhuriyet kuran Türklerin ruhları yanımızdadır bugün. Onlardan tutanmalıyız ve onlara verdiğimiz sözü tutmalıyız. Balkanlar da yazan sesi hiçbir zaman durmamalı ve durmayacaktır. İşte Yunanistan, tehlike görmüş olduğu Batı Trakya Türklerini Batı Trakya'dan atmak için 1923'ten beri uğraşıyor. Fakat bir türlü atamadı. İlk etapta çok yakınımızda olan şu anda Evrop bölgesindeki Türkleri atmak istedi. Orasını Namlun bölge durumuna getirdi. Daha sonra Karasu'ya yakın İskece bölgesinden başladı. Orada da Türkler ait birçok toprakları elimizden aldı. Daha sonra kendine göre belki çok kolay zannettiği Rodop iline geldi fakat orada katıldı kaldı.
İleriye gidemiyor, geriye gitmek mecburiyetinde. Ve tekrar bir taraftan Yunanlı'ya da, yani o medeniyetten yoksul Yunanlı'ya da, insan hakları havalisiyle ve insan haklarından yoksul Yunanlı'ya da teşekkür etmemiz lazım çünkü bizi uyandırdı. Bizi kendimize dönmemiz için yardımcı oldu. Biz biraz üzerimize geldiler ve kendimize geliyor, toplanıyoruz ve direniyoruz. Direndiğimiz zaman da hakkımızı söke söke alıyoruz. İşte durum böyle ve böyle de oldu. Yunanlı 1923'lerde nüfusun %70'i Türk olan bakılarak ya da Türkleri tehlike gördüğü için devlet politikası uygulayarak oradaki Türkleri iki şekilde yok etmeyi düşünüyor. Birincisi göçe zorlama. Yani Batı Trakya'daki nüfusu Türklerden arındırılarak Yunanlı olmasını sağlamak. Bunu yapamazsa asimile. Türk gibi düşünmeyeceksiniz. Dilinizden uzak olacaksınız uzun vadede. Gelenek göreneklerini unutacaksınız. Türkiye ile irtibatınız olmayacak. Yani siz Türk değilsiniz. Aynen Bulgaristan'ın yaptığı gibi. Peki biz neyiz? Yunanlı da değiliz. Yunanlı olsak ne verirlerdi bize? Türk de değiliz. Irkı olmayan sadece Müslüman olan bir ulusun. Onlara göre tabii. Bunu da başaramadılar. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Her zaman yaptıkları gibi. Çünkü onları 1820'lerde Rusya ortaya çıkar. Kendilerinden çıkamadılar. Kendilerinden bir varlık ifade edemezler zaten. Ve bugün yaşıyorlarsa Osmanlı İmparatorluğu'na dua etsinler. Dedelerimiz onları insan gibi besledi. Hiçbir kimsenin diline, ırkına ihanet etmedi, onların üzerine gitmedi, onları yok etmedi. Bugün Avrupa'da, en azından Balkanlar'da Bulgarı varsa, Makedonu varsa, Yunanlısı varsa Osmanlı İmparatorluğu'na dua etmediler. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörüsü sayesinde vardırlar. İsteseler dedelerimiz onları 4 asır, 5 asır hatta daha fazla bir zamanda torunlarını da onları Müslüman Türk yaparlardı. Fakat yapmadılar. Çünkü onlar gibi insan düşmanı değiller. Onlar gibi medeniyetsiz değiller. Onlar gibi söylemesi tabiri caizse ahlaksız değillerdir. İnsana saygı duyduğu dedelerimiz bizim. İşte Osmanlı'nın medeniyetini yeniden getirsinler, görsünler ki Osmanlı Balkanlara Avrupa'ya neler götürmüş, neler bırakmış, ne eserler bırakmış ve onların dinlerine dahi saygı duymuş 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra 19 yaşında dünyada kimsenin ona hesap soramayacağı bir genç varmış Sultan Mehmet Batrikhane'yi ayakta bırakmıştır. Bundan daha büyük bir hürriyeti var mıdır acaba? Ama onlar ne yapıyor? Bizim bir adamımızı bugün hapse atıyorlar. İşte Yunan medeniyeti, İstediğin hürriyeti burada. Din hürriyeti varsa bıraksınlar ve kendi din adamını seçmesini bilirim. Batı Trakya Türk'ü kendi liderini, kendi temsilcisini Yunan Millet Meclisi'ne göndermesini bildiği gibi kendi dini saadet temsilcisi olan kişiyi de çok açık bir şekilde ve çok iyi bir şekilde bilir, seçer ve seçecek kapasiteye de sahip. Fakat Yunanlı ilk etapta yapmış olduğu baskı, almış olduğu mallarla toplumunu çok kısa bir zamanda fakirleştirdi. Yunanistan'ın başka bölgelerinde Yunanlıları taşıdı. Batı Trakya'daki nüfusu ters olarak aleyhimize çevirdi. 1920'lerde %75 olan nüfus şu anda %35 civarında bulunmaktadır. Batı Trakya'nın tüm nüfusu 350 bin kadardır. Üçte biri Türk'tür şu anda. Batı Trakya Türkleri hiç göç etmemiş olsalardı bugün 550-600 bin nüfusu olacaktı. Bunun da neden olduğunu çok açık biliyorsunuz. Toprakların %80'i bizdeyken şu anda %25-30'larda bulunmaktadır. Dedelerimizden kalan kapıları kabul etmiyor. Büyük arazilerin üniversite sahası, sanayi bölgesi, askeri bölge, yahut da mera, devlet hazinesi diye elimizden alıyor. Bunlara dağıtıyor. Başka bölgelerde getirdiği Yunanlılara dağıtıyor. Pontos'un adını değiştirip de Yunanistan'da rahat edebilsinler diye onların saltanatlı ve şaşalı laflarına karıp da getirdikleri
Yunanlı diye getirdikleri, Yunanlı Hristiyan diye getirdikleri aslında Türk ve Müslüman olanlara dağıtma yoluna gidiyorlar. Onları şimdi besliyorlar. Neymiş Batı Karakadaki nüfusu, Yunan nüfusunu artıracaklar. Ne kadar arttırırsa artırsınlar. Onlar onu versin bizim bir tanemiz. Biz onlara yeteriz yine, yetiyoruz da. Heyecanlı bir şekilde şiir okuyan kardeşimizin söylediği gibi defteri düreriz biz. Defteri dürmesini de biliriz bazılarının biz ve düreceğiz de defterlerini onları. Yunanlı da bir eline gelen bütün baskıları batıraka Türk'üne yaptı. Türk köyüne giden yol asfaltsızdır. Türk köyünde telefon yoktur. Tek telefon vardır. Yunan evlerinin hepsinde telefon vardır. Türk köyünde 100-200-300 tane köyde bir telefon vardır. İsmine bakıp aracına ceza yazar trafik polis. Türk olduğu için. Konuşursunuz yazar. Hatta benim arabamda bir gün toz varmış arabanın üzerinde diye ceza yazdırıyor altlara. Hastaneye girersiniz duvarlardan. Devlet memuru olamazsınız. Devlet dairesine gittiğiniz zaman bugün git yarın gel başlar. Hiçbir bankaya memur olmazlar. Hiçbir postaneye memur olmazlar. Vilayette Türk yoktur. Bütün bunlar yasak. Nedenine gelince sorduğunuz zaman Rumca bilmiyorlar derler. Güzel Rumca öğrensinler de ondan sonra. Ama Rum okulunu bitirmiş arkadaşlarımıza bu gene sana açmayı izni vermiyorlarsa tabii bunlar da Rumca bildikleri için olmuyor. Türk oldukları için olmuyor. Şöyle kadar bir tezahür. Yalnız Türk çocukların Rumca öğrenmemesi için hem fetişlik arada bir Rum öğretmenlerini toplar ve onlara bir sürü beyin yıkaması konuşmalar yaparak sakın gittiğiniz Türk köylerindeki çocuklara tabi onlar Müslüman diyor bize. Allah onlar da Müslüman yapsın inşallah kısa zamanda. Rumca öğretmeyin çocuklara, çünkü Rumcayı, Yunancayı iyi öğrenirlerse yarın öbür gün haklarını daha iyi ararlar diyor. Aynen Almanların şu anda Türk çocuklara yaptığı gibi. Ama siz liseye gidemezsiniz. Niye? Gerizekalısınız. Aslında dünyada en iyi bu işleri yapan Türkler olduğunu bilseler. Amerika'da 30 yaşında bir genç doktorumuzun kan kanserine tedavi etmek için ilaç bulduğunu bilseler, muhakkak kendilerine okarlar. Kendi kafalarına okarlar. Çünkü Türk'ün kafası bulur, bilir. 17. asırda Galatasaray'ın kurmasını bilen Türk bugün dünyada yaşamasını mı, medeniyeti mi yoksa tedavi usullerini mi bilmeyecek? Bunu öğretmeyeceğim. Tabi Rumca bildiğiniz zaman hakkınızı rahat arayacaksınız. Ve Yunanlılar isminizi öğrenmediği anda size tamam dediklerinde dilekçeyi verip de isminizi gördüğünüz zaman da yarın geçen gün geçtiği senelerde sizi boyamayacaklar. Amaçları tabii Türklerin iş sahibi olmaması, Türklerin söz sahibi olmaması. Bunun dışında Türk değilsiniz diyor ve ben 1990 yılında neden Türk demişim diye hapse attım arkadaşım İbrahim İleri'yle beraber. Tabii bunların Türk dediğimiz için yazılardaki sebep oluyor. Bütün suç Batı Trakya Türk'ünü tek çatı altına toplamaktır. Batıdaki Türk'ünün ilk defa kendine gören ayağa kalkmasıydı. Hakkını aramak için yolları düşmesiydi. Sebep buydu. Fakat usulüne uydurmak için Türk dedi. Burada Türk yoktur. Türk demek ülke sınırları içerisindeki Türk vatandaşları için geçerli diyorlar. Fakat bunun tam aksine bizi Yunan vatandaşından atmak için de Yunanlı olmadığımızı ortaya koyuyorlar. Yunan vatandaşlık yasasının 19. maddesine göre Yunan soyundan olmayan bir kişi, Yunanistan'ı bir daha geri dönmemek üzere terk ederse diyoruz, Yunan vatandaşından atarız. Bu vatandaşlık yasasına göre Yunan soyundan değiliz. Bakın Yunanistan'da yaşamak istiyorsak Türk soyundan değiliz. Peki bize hangi soyu artık uygun görürlerse biz onu kabul ederiz. Onu da söylemiyorlar. Söyleyemiyorlar, dilleri vardır adamların. Onların dili var mıysa bizim dilimiz var yok. Biz Türk'ü Türk kalacağız ve Müslüman. Çok enteresandır bazı kendilerine tartışmaya girdiğimizde tek gidiyorum.
Osmanlı İmparatorluğu'ndan çekildiğini söylüyorsunuz, size baskı yaptığını söylüyorsunuz. Neden Osmanlı İmparatorluğu orduları buraya geldiğinde, yönetimi buraya geldiğinde benim dedemi, atalarımla, benim dedemi, dinlerimi çok mu yakışıklı, çok mu güzel görmüşler de onları Müslüman yapmışlar da senin dedeni, dinene Hristiyan bırakmışlar, bunun cevabını verebilir misin? Bu sefer onun da cevabını veremiyor. Yani cevap vermekten yoksun. Sadece uzaktan uzak, suyun öbür tarafında Türkiye'ye kıçık tutmakla, Türkiye'yi parçalamakla hayal dünyasına geçiyor. Türkiye'de insan hakları yok demek de kendilerine avutuyorlar. Ama kendilerini 1947'lerde 5 yaşından 15 yaşına kadar Selanik civarında Makedon çocukları sürgüne gönderdiklerini söylemiyorlar. Bakın medeniyetler de var. Bakın insan hakları havarisi neler yapmış. Evet, Makedon diye o çocukları sürgüne gönderdi. Bugün Avustralya'da, Kanada'da olan Makedonlar işte o çocuklardır. Ama medeniyet var orada. Kuzey Anadolu'da, Kuzey Yeşil'de, Anadolu'da Yunan asıllığı var. Fakat Yunanistan'da Türk asıllığı yok. Onlar safkan Arap atakiler. Çoğunun nereden geldiğini biliyoruz biz. İmparatorluk zamanında 25-30 yıllıkları da biliyoruz. Ya bunlar yetmiyormuş ki tabi Avrupa'ya akıl verecekler. Avrupa dışı var çocuğu. Türk sınırına yakın kalmışlar. İsteseler de istemeseler de bu dinin gölgesinde yaşamak mecburiyetinde bunlar. Bu Türk denen dinin gölgesinde yaşayacaklar. Biz yine iki yaşasınız onları. Bugünlerde Türkiye Gümrük Birliği'ne girdi diye yahut da 6 ay sonra gelecek diye kendilerini biliyorlar. Neymiş efendim, Türkiye gelirse Türk malları satılacakmış Yunanistan'da, onların malları satılmayacaklar. E tabi kalitesiz onların malları. O İzmir'den incirleri alıp da bak patentlerini yahut da isimlerini, ambalajını değiştirip Yunan incirini diye alıp da satmaya benzemez. Çünkü Anadolu kendi malını kendi ismi altında satacak bundan sonra. Bak onların bu rüyalarını görsünler, bize baskı yapsınlar, bizi uyandırdılar sağ olsunlar. Bunlar yetmiyormuş gibi Batı Akya Türkleri ikiye bölmek için de uğraştılar. Dağlık bölgedekine yok efendim siz Türk değilsiniz. Yasak bölge ilan ettiler. Hatta ben 2 yıl 86-87 yıllarında bu bölgeye gidemedim. Sen çok konuşuyorsun dediler, seni bu bölgeye salmayız. Neden efendim onları ben Türk yapacakmıştım. Zaten Türk onlar. Aynen söyledikleri gibi. Türk askerinin çizmesi altında inlerler. Ben yavur çizmesi altında inlemek derse Türk çizmesini temizlemeyi, onu boyamayı tercih ederim. Tabi dağlık bölgeyi ova kesiminde şimdilerden ayırmanın amacı dağlık bölgeyi daha çabuk asimile edebilirler düşüncesiyle de. Yıllardır da yasak bölgeyi ilerlemelerin sebebi buydu. Ara ara gittik, gidenler de oldu. Bundan böyle daha da rahat gidiyorlar. Fakat yine de bilhassa İskeçen Dağlı bölgesinde pasaportla gidip gelebildiğiniz dünyada tamamen tecrübe edilmiş. Yolda asker bekleyen, yolu aynı sınırda olduğu gibi harikatta açıp kapayan bir kişi ve size özel izin verip takdirde ancak geçebileceğiniz bir kale. Çiz cepheni geçebilirsiniz ama orayı geçemezsiniz. Çünkü medeniyet var orada. Hatta bundan 5 ay kadar evvel Alman'a bir toplantıya gitmiştir. Balkanlarda İslam toplulukları adı altında bir toplantı yapılmıştır. Bulgar konuşmacı geldi. Polak Türkleri nedir? Bulgar soyundandır. Tabi Yunanlılar da kendi soyundan olduğunu söylüyor. Ama buradaki kardeşlerimize sorduğunuz zaman biz Türk'üz diyorlar. Ve orada Bulgar'la atıştım biraz. Konuşmamda dedi ki Kırca aileden tutacaksınız, Bulgar'dan tutacaksınız. Bir aile çocuğunu bir Bulgaristan'da kalmış, bir Türkiye'ye gitmiş, bir de kazara Gümrücele'ye yerleşmiş. Gümrücele'dekine Yunanlı Yunan soyundan sanıyor, Bulgaristan'daki Bulgar soyundan sanıyor, Türkiye'deki de Türk'üm diyor ki bir anadan bir babadan olan üç tane çocuk, üç ayrı soydan olabilir mi? İlk önce siz dedi gelin Yunanlarla anlaşmadan sonra gelin bizim yanımıza konuşmayalım. Bunlar hepsi Türk ve Türklerin ispat ediyorlar. Siz bunları başka bir şey söyleyemezsiniz. Hangi dilde konuşursa konuşsun. Bugün Çuvaş Türkleri,
Hristiyanlarla başka bir dil konuşuyorlar. Kırgızlar başka türlü konuşuyorlar. Yakup Türkleri geçen Perşembe günü onlarla beraber başka türlü konuşuyor. Ama ben Türk'üm diyor. Biz Tanrı diyorsak o Tanrı diyor. Ama ben Türk'üm, benim özüm Türk diyor. Bundan daha kötü bir şey olur mu? İnsanın manevi varlığından daha iyi bir bağ olur mu? Bunların hepsi yapma şifatlılıkları, çıkar davası. Kendi çıkarları için Türkiye düşman kesilecekler, Batı'ya yaranacaklar, kendilerine göre tabi Türkler Balkanlardan atacaklar. Geçti o pazar artık. Bizi atamadılar Balkanlardan. Ne de bizi istedikleri gibi, onların istedikleri gibi değişik değişik ırklara dönemediler. Balkanlardaki Müslümanlar Türk'tü, Türkler Müslümanlar. Tabi boş kapağın atlarlarımız da var. O başka, o başka. Ama kendileri...